Evet, şimdi bugün dün bu abdest aldık. İsmail Hocamız, İsmail kardeşimiz bize uygulamayla gösterdi. Bugün de gusül, tabi biliyoruz hani gusül ne demek? Bedeni yıkamak. Ama bunun farzı ne? Sünnetleri ne? Bir de onu beraber e, uygulamalı gösterin. Buyurun İsmail Hocam. Şimdi buraya bir arkadaşlar... E, banyo gibi bir yer hazırlamışlar. Şunu elimize alalım. E, gusülde de farzlarını ben sayayım. Sonra sünnetleriyle beraber hareket edelim. Guslün farzı üçtür. Üçtür. Bir, ağza dolu dolu su vermek. Gargara yaparak. Ramazanda oruçluyken şu da soruluyor. Hocam gece yıkanamadım. İmsaktan sonra yıkanabilir miyim? Evet yıkanabiliriz. Oruca niyet edip daha sonra yıkanabiliriz. Ağza su almak ama Ramazan'da çok fazla mübalağa etmeyeceğiz. Boğazdan aşağı kaçarsa oruç bozulur. Ağzımızı gargara yapıp ağza su almak. Birinci farzı bu. İki, burna dolu dolu genize gidecek kadar su çekmek. Ramazan'da biraz daha az dikkat edeceğiz. Genizden gözlerimiz yaşaracak kadar, boğazımıza kaçacak kadar yapmayacağız Ramazan'da. Sonra da bütün bedeni kuru yer kalmayıncaya kadar yıkamak. Bunlar guslün farzları. Peki guslün sünnetleri ne? Guslün sünnetleri de yine abdeste olduğu gibi guslün evuzu besmele ile ve niyetle başlamak. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya demek ama ondan önce avret yerlerini tertemiz yıkamak, elini yıkamak sünnettir gusülden önce e, insanın tuvalete gidip avret yerlerini yıkaması, ellerini yıkaması e, sünnettir. Bir banyoya girdiğinde banyoya girdiğinde banyo ellerini açtığında bu kadar değmeyecek kadar genişse mutlaka avret yerlerini göbekle diz kapağı arasını örtmelidir. Bir peştemalle veya giydiği bir iç çamaşırıyla örtmelidir. Caiz değildir. Büyük banyolarda çıplak durmak caiz değildir, ee, günahtır. Onun için fıkıh kitaplarında de şöyle kollarını uzattığın zaman bunlar değiyorsa burada değiyor, burası dar. Burada çünkü giyinmek, çıkarmak problem olabileceği için burada çıplak yıkanabilir demişler. Öncelikle avret yerini yıkamak, bedeninin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek ve ondan sonra namaz abdesti gibi bir abdest almak. Evet önce bir namaz abdesti gibi bir abdest aldık. Biz dün abdesti gösterdik zaten. Namaz abdesti gibi abdest almak. Su birikintisi varsa ayaklarını yıkanmasını sonraya bırakacak. Burada su birikintisi yok. Önce ağzımıza Su alıyoruz. Namaz abdesini aldık. Sonra da gusül abdesine geçiyoruz. Ee, üç defa e, ağzımıza su alıyoruz. Evet. Önce ağzımıza su al. Gargarı yapalım öyle. Boğazdan gargarı yapılacak şekilde çıkarıyoruz. Sonra burnumuza su alıyoruz. Evet. Sonuna kadar burnumuza su alıyoruz. Sonra e, başımızdan aşağı su döküyoruz. ...başımızdan aşağı... ...3 defa başımızı yıkıyoruz. En az 3 e, defa başımızı... ...başımızdan aşağı suyu... ...döküyoruz. Ondan sonra... ...sağ omuza 3 defa... ...sağ omuzu 3 defa yıkıyoruz. Sağ tarafı 3 defa yıkıyoruz. Sonra... ...sol omuzumuzu 3 defa yıkıyoruz. Sol omuzumuzu 3 defa yıkıyoruz. Sonra... ...bütün vücudumuzu... ...tamamen suyla yıkamış oluyoruz. Ayaklarımıza kadar. Bütün vücudu yıkamış oluyoruz. Suyu israf etmiyoruz. Peygamber Efendimiz ...Aleyhisselatü vesselam bir sağ şu gördüğünüz hurma tası gibi onunla namaz abdesti alır. Ee, efendim 3 litrelik bir kapla da 3 ile 5 litre arasında bir kapla da gusül abdesti alırdı. Yani 5 litreyle... gusül abdesti almıştır Peygamber Efendimiz. Biz ise belki bazen 5 ton harcıyoruz. Olmadı diye hala şüphe edenler var. Asla şüphe etmeyin. Bütün bunları yaptıktan sonra bütün vücudunuzu yıkamışsanız orada niyet ettiniz gusül abdesti olmaya, almaya sonra başınıza 3 defa su döktünüz sonra sağ omuza 3 defa su sol omuzdan 3 defa yıkadınız Sonra bütün vücudu yıkayıp e, ayaklarınızı yıkadınız. Tabi bu arada işte sabun kullanabilirsiniz, şampuan kullanabilirsiniz, e, çeşitli e, temizleyici e, sıvılar kullanabilirsiniz. Bunlar da ekstrası olur. Yani saçınızı, sakalınızı, vücudunuzu her tarafınızı yıkayacaksınız. Yani kulak memelerinden, parmağınızda olan yüzüklerden, küpelerden, bunların hepsinden su geçecek şekilde. E, hareket etmek lazım. Gusül abdesti alırken kimi ıslık çalıyor, kimi türküler söylüyor. Burada konuşmamak sünnettir. Yani bunun bir ibadet olduğunu, abdestin ibadet olduğunu, gusülün ibadet olduğunu bilmek lazım. Ve gusülden sonra da e, durulanıp güzel bir şekilde giyinmek lazım. Çıplak dolaşmak da doğru değildir. Çünkü melekler var. Allah'ın görmediği hiçbir yer yok. Onun için Rabbimiz bize böyle bir müsaade etmiş. Temizlik imanın yarısıdır. İslam'daki bu temizliğin kıymeti şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Efendim şiddetli soğuk veya karda eee dost doğru gusül abdesti alınır. E, sonra cemaatle namaz için kendi gusül abdesti aldığı gusül abdestiyle Kur'an okumak için kendi kılacağı namazlar için tekrar bir abdest almaya gerek yok. Bu abdest bozuluncaya kadar abdestlidir. Hocam gusül abdesti aldım, abdestim var. İşte namaz kılacağım, bir daha abdest alacak mıyım? Hayır. Gusül abdestim var, Kur'an okuyacaksın. Daha güzel. Gusül abdestin var zaten. Bunlar e, guslün de güzellikleri. E, Müslümanlara ait bir ibadettir. Gusül abdesti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Müslümanlara emredilmiştir. Gusül abdesti cünüplükten dolayı Gusül abdesti almak farz olur. E, efendim hayız nifastan sonra Gusül abdesti almak farz olur. E, cinsel ilişkilerden sonra farz olur. İhtilam olduktan sonra Gusül abdesti almak farz olur. Tek namaz abdesti yetmez. Şimdi enteresan bir şey anlatacağım size. Bu konuları bir gün ders olarak anlatıyorum. Esnaftan, halktan talebeler var etrafımda. Bir tanesi sürekli kızardı, bozardı. O da yani 20-25 yaşlarında var. Dışarı çıkınca yanıma geldi dedi ki: "Hocam ben askerliğimi yaptım dedi. 25 yaşındayım. Ben gusül abdestini şimdi öğrendim." dedi böyle bir abdest olduğunu bilmiyorum. Ben namaz abdesti alıyordum. Ya bu Müslüman memleketinde nasıl duymadın sen dedim. Vallahi duymadım dedi. Ben ihtilam oluyordum bir namaz abdesti alıyordum. Abdest abdest diyorlardı gusül abdesti. Adı abdest ya. Bunlar var. Bunları göz ardı edemeyiz. Yani iyi ki böyle televizyonlarda göstererek anlatıyoruz. Ee, İsmail sen de vesile oldun, sevabı aldın. Hocam, Çok teşekkür ederim. Buyurun, sorun bu var. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ee, Şu mikrofon... Evet. O mikrofon yerine geçmez. <gülüyor> El <gülüyor> mikrofonu ver onu e, sorsun. Buna da ahiz ediyorlar ama. Evet. <laughs> Buyurun. Hocam e, gusülü, gusül abdestini aldıktan sonra çıktık giyiniyoruz. O esnada kuru bir yer kaldığını gördük. Evet. O konuda tekrardan muhabbet alacağız yoksa güzel, sadece orayı? Güzel bir soru. Hanefi mezhebine göre kuru kalan yeri hatırladığımızda sadece orayı yıkamamız yeterlidir. Yani özellikle bayanlarda saçlı mesela evet, kuru kalmışsa. Evet olabilir. Sadece orayı yıkamak yeterlidir. Tekrar baştan almaya gerek yok. Tamam. Mesela ayağının birini unuttun. Yıkamayı unutmuşsun. Kuru kalmış ya da orayı yıkamak yeterlidir. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.